başlayabiliriz. Tarihselci bir bakış açısından baktığımızda ki hani ben genellikle öyle bir bakış açısından bakarım. Değişik imgeleri, anlam barındıran nesneleri değil. Bunlar metinler olabilir, görsel sanatlar olabilir, müzik olabilir ama anlam barındıran nesneleri yani tarihselci bir bakış açısından okuduğumuzda ya da benim tarihselcilik anlayışım açısından baktığımda orada önemli olan onun kendi ait olduğu bütünlüğe iade edilmektir. Ve böylelikle aramızdaki yabancılığı kaybetmek. Bizimle onun arasındaki mesafeyi kaydetmek benim için bir zenginlik imkanı. Yani Bach bizim çağdaşımızdır demek bana en enayice gelen laflardan biridir. Bach'tan elde edebileceğimiz en büyük zenginlik tam da bizim çağdaşımız olmamasından. Bizim aramızda bulunan mesafeyi kaydetme çabamızdan kaynaklanıyor. Yani Bach Tarkan değildir, Akar Saygı'dır. Ve ne zaman ki biz Bach'ı dinlerken bu bizi ondan ayırt eden mesafeyi kat etmek uğruna yalnız entelektüel değil, aynı zamanda duyusal, işitsel, kulaklarımızla bir çaba gösterirsek o zaman kendimizi daha zenginleşmiş. Benim tarihselcilikten anladığım okuma, yorumlama tarzı böyle bir şey. Yani bunu müzikten örnek verdim. Dile en uzak, kavramsal düşünceye en uzak olan alan oldu ve burada en kolay bunu ifade edebileceği için. Ama yani müzik gibi olmayan, kavramsal düşünceye daha akraba olan alanlara ve dolayısıyla kavramsal düşünce kendisini bir şekilde zamansız, yani psikanalitik terimlerle konuşacak olursak, Bülent'le anlaştığımız bu noktada bir Lacan'ın simgesel dediği alandan konuşuyor olursak,
Orası zamansız bir alan. Orada her şey neyse olur. Gibi kendisini takdim eder. Simgesel alan. En mükemmel ifadesi belki matematiktir ama onu bile tarihine iade etmek ve aramızdaki mesafeyi anlamak tam hareketle okumayı ben tercih ederim. Yani felsefe tarihiyle, düşünce tarihiyle bu kadar uğraşmamın sebeplerinden biri de budur. Hani kendi içinde bulunduğu düşünce ikliminin benim üzerinde kurduğu esaretten kurtulmak için ben tarihiyle uğraşırım. Yani o bakımdan Hegel de benim çağdaşım değil ki bu düşünce tarzı ki andığım düşünce tarzı aslında Hegel'e çok şey borçludur ama Hegel'i bile hani 1820'lerin adamıdır. 1820'lerde dünya başka türlü görünüyordu. Neyse ki. Dünya bugün göründüğü gibi görünmek zorunda değil. Demek bakımından benim için Hegel'i o çerçevede okumak, onu kendi tarihine iade etmek, beni kendi tarihimden kurtaracak bir işlem görüyor. Ve çok güzel yani. Buradan da çok ahlaki sonuçlar da çıkarabilirim. Yani bu iyi bir şey. Tarihi böyle okumak iyi bir şey. Yani kendi tarihinden insanın kendisinin bir esaret ilişkisi içinde bulunduğu şimdiki zamanlar kurtarması iyi bir şeydir diye okurum. Hani buradan giderek kaçış edebiyatı iyi bir şeydir diyebiliyorum yani. Kaçırılacak bir dönemde yaşamıyoruz. Buraya kadar iyi ama mitolojiyi böyle okumaya başladığında ki bunu aslında bu seminerlisinde başladıktan bir süre sonra bu kadar köklü bir şekilde ben kendi içimde yer almaya başladım ki mitolojiyi böyle okumaya kalkıştığımda aslında çok köklü bir yanlış yapıyorum. Çünkü mitoloji bir anlamıyla tarihe direnen bir düşünce biçim. Yani bir tasavvur, hayal biçim. Aslında bunun ipuçlarını Hürrem'le birlikte daha önce verdik yani. Simgesel değil de psikanalitik terimleri dönüştürecek olursak hani simgeselin matematiğe doğru evrildiği yer bir tür zamansızlaşmaksa imge ve hayalde başka bir tür zamansızlaşmak. Biri hani bir bunu süreklilik olarak düşünmeyi tercih ederseniz bir mutlak soyutluğa doğru zamanı tamamen ifna etmek hem fena etmeye, hem yokluğa göndermeye anlamında. Yani hem kötülüğe, hem yokluğa göndermeye anlamında. Uç noktasında bir soyutluk varsa, bir başka yerde de zamanın hiç değmediği, hiç değilse değmemiş gibi görüldüğü bir alan var. Yani imgesel, hayallerin alanı. Bugün ben işte erkeğin en ilkel biçiminden, gidebildiğimiz en ilkel biçiminden bahsetmeye çalışacağım. Ama burada da en azından mitolojik düşünce, mitik değil, mitolojik değil. Çünkü orada logos devreye girmiş durumda. Mitik düşünce, hayali düşüncenin, kendisini düş gibi tarif eden bir düşüncenin ifade ettiği şey ben hep aynıyım. Zaman geçer ben aynı kalırım gibi bir iddiası var. Yani boğa İlk hani o mağaradaki öldürdü, hani benim hatam olan o ayı, o mağara resmini çizdiğindeki ayı neydiyse bugün de sen de o ayısın diyen bir ses gibi geliyor. Şimdi bu ikisini birden nasıl düşüneceğiz? Yani tarihselci düşünce açısından baktığımda ben bir şekilde kendimi ayıya kadar geri göndermem gerekiyor. Yani kendimi ayıya kadar veyahut hani ayı Neandertalisten biraz farklılaşmış eksi 30 bin yıla kadar geri göndermem gerekiyor. Ve her şeyi onun içinde anlamam gerekiyor. Onun buz çağının henüz yeni bitmiş olduğu bir zamanda ona yavaş yavaş geleceğiz ama yani bir şekilde erkekliği o koşullar içinde tasavvur etmem gerekiyor. Tarihselce düşünce açısından baktığında ve kendi erkekliğimde bu açıdan düşünmem gerekiyor. En azından
benim bugünkü erkekliğimden kurtulmak için bir imkan olarak görmem gerekiyor. Bu mağara resmini bana gösterdiği şey. Ama mitik düşünce bana diyor ki, en mutlak halindeki mitik düşünce, ha o öyle değil, o ayı hala sensin. Aradan geçen 35 bin yıl, 50 bin yıl hiç fark etmez. Sen tanıtamazsın, sen olsun. Şimdi bu ikisinin arasında bir, ben ulaştırmayı hep severim. Ulaşma yolu nasıl bulunabilir? Demin Hegel'den bahsetmiştik. Neydi Hegel'in tarih anlayışı? Aslında kavram kendisini tarih içerisinde ifade ediyor. Dolayısıyla kavramın tarih içerisindeki değişik görünüşleri birbirlerinin kendilerini zannettiği gibi birbirlerini nakseden, birbirlerini çelen diyelim kuşkuculukla dogmatizm, diyelim aydınlanmayla Hristiyanlık aslında kendilerini zannettikleri gibi şey değillerdir, birbirleriyle mutlak bir çatışma halinde görünüyor da olsalar aslında aynı kavramın değişik görünüşleridir. Yani bir dogmatizm ortaya çıkması gerekir ki kuşkuculukta onu eleştirsin. Çünkü dünya dini, akıl kendisini ancak zaman içerisinde gerçekleştirir. Maalesef ben 1800'de yaşamıyorum. Tercih eder değilim o an. Tamamen bireysel bir yerdir. Ama bugün buna inanmamız için çok az mesnet dayanaklı var. Ama yine de tarihi okuma hakkında bir ipucu veriyor bize. En azından şöyle bir ipucu veriyor ki, en azından benim izleyici bir ipucu değil. Buna yani kavram bir şekilde hakikatin taşıyıcısı olan kavram kendisini tarihte ifade etmiyor olabilir. Çünkü hakikate sahip olduğumuza dair bir iddiada bulunmanın çok tehlikeli olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu iddiayı kötü insan değilse kötülüyoruz. Ama en azından bu mitik imgelerin kendisini tarihte nasıl ifade ettiğini izin sürebiliriz. Yani boğa kendisini nasıl ifade ettiğini izin sürerek erkeklik hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Burada bir yanıyla ilk imgenin aslında daha sonraki bir kalıp olarak bütün erkeklik biçimlerini özetleyen, kendi biçimi içerisinde yoğuran ama daha sonraki deneyimler tarafından da dönüştürülen bir imge olarak yaşana geldiğini iddia edebiliriz. Yani erkek olmanın biçimlerinden biri damızlık boğa olmaktır. Ama bunu damızlık boğa olmayı paleolitik çağda yaşamakla diyelim Girit'te yaşamak 17. yüzyılda yaşamak, 18. yüzyılda yaşamak ya da ben bugün bunu anlatırken yaşamak hala bir o kalıp tarafından biçimlenen bir yanı vardır ama o kalıbın kendisinde bir tarihi vardır. Gibi bir yerden hareketle ben çok yavşak bulabilirsiniz bunu çünkü iki tarafı da kollamaya yani bir ilgili bir duruş temsil etmekten ziyade her tarafı birden toparlamaya çalışan bir duruşu temsil etmeyi. Bir yandan hani, psikanalitik düşünce içerisinden bakılacak olursa Jung'un kolektif bilinç dışı dediği şeyi de hesaba katıp tarihin de hakkını vermek gibi bir ikili işi birden görmeye çalışarak gidecek diyor buna. Bu birinci yöntemsel vurgun. Yani ben genellikle biliyorum yani bunu yalnızca bu ders için düşünmedim. Yalnızca bunu anlatırken bu senin tartışmaya
sunmaya karar verirken ben sahiden nasıl düşünüyorum bu konuda diye hani biraz kendi düşündüklerimi ayrıntılandırmak. Yoksa ben sahiden yıllardır böyle düşünüyorum bu konuda. Yani bu kadar açıkça ifade ne kadar açıkça ifade etmem. Etmemiştim şimdiye kadar hani onun için. Adım ikinci nokta psikanalizle ilgili bir şey ve bu erkeklik meselesine yakın gelecek. Bunu büyük bir ihtimalle bir sonraki seminerde Bülent'e daha çok tartışacağız. Bülent Totem ve Tabu'yu çok çıkış noktası olarak alıyor ve bunun çıkış noktası alırken de tarih hakkındaki Freud'un da kendisini bir tamamen efsane olarak kabul ettiği kurguyu çıkış noktası olarak alıyor. Yani Bülent için bir anlamda bir amen tükürü kabul ediyor Totem ve Tabu'yu ve dolayısıyla bana karşı tarihsel verirsen aldırmam. Ya da yorumlarım diyor. Ben bugün tarihselci yanım o bakımdan daha ağır basıyor. Başka bir açıdan da psikanalitik görüşü başka şekilde yorumluyor olmam. Daha bu bakımdan aramızda bir fark var. Totem ve Tabu'nun hikayesi bir baba figüründen başlıyor hatırlayacaksınız. Bütün kadınlara ve Gilgamesh'i de düşündük mü olduysanız bütün kadınlara ve erkeklere sahip olan yasadan önce olan bir gücü temsil eder. Kendisi yasallık öncesi bir mutlak otoriteyi temsil eden bir güçten başlıyordu. Ben anneden başlıyorum. Anneden başlamamın hem psikanalitik sebepleri var, yani doğrudan doğruya yani bireyin doğumu açısından getirebileceği, kendi klinik gözlemlerinden açısından getireceğim ama bir yandan da size bugün sunacağım imgelerden, yani tarihsel belirlerden hareketle dile getireceğim ilk temsil, insanın kendi kendisini temsil etmesinin ilk biçimi hamile bir kadın. Dolayısıyla ben, yani erkeklik ayrıştıysa anneden ayrışarak var olmuştur dediğim bir yerden başlıyorum. Bunun bir bireyin gelişiminde olduğu gibi soyun gelişiminde yani babadan önce anne vardı. Biraz sana haksızlık ediyor olabilirim. Hani sen de bir yerini de kapatıyorsun. Ben uygarlığı tartışırken bu durdu. Ben uygarlığı tartışırken de önce anne vardı. Bülent'in okumasında bence psikanalitik açıdan hatalı olan bir yan bir seksüelite meselesini yeterince ciddiye almaması. Çünkü erkeği ve kadını hangi anatomik görüntü? Erkeklik dediğimiz şeyi ve kadınlık dediğimiz şeyi hangi anatomik görüntü taşıyacağı belli olmaz. Halbuki Totem ve Tabu'nun iddiasında baba çok fazla hani, klasik terimlerle konuşacak olursak bunun resmini maalesef şimdi gösterebileceğim size ama daha sonra göstereyim. Bir kriyapoz. Çünkü bir metre uzunluğunda bir heriftir. Bu bence geç bir tasavvur. Başlangıçta olan yani çünkü bir metre uzunluğunda olan kadınları da tasavvur edebiliyorum ben. Yani anatomik görüntü bakımında kadın olan şeyler çünkü yine de bir metre uzunluğunda olan. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra erkeklik meselesine gelip artık tarihsel hikayeyi anlatmaya başlayacağım ve şimdi aslında bugün Mezopotamya'yı tartışacağız diye bırakmıştık geçen sefer ama Girit'in de öneminden bahsedeceğim. Şöyle ki nereye kadar gelmişti tarihsel hikaye açısından? Yani taş çağlarını geçirdik, tarıma geçtik, Neolitik devrim denen şey yaşandı. Fakat burada medeniyet dediğimiz bir şey oldu. Bir kazan. Yani Mezopotamya en iyi bildiğimiz örnek. Fakat Mezopotamya'yı önceleyen Jericho, Çatalhöyük, Balkanlar falan gibi bir sürü yerde aslında kasaba ya da köy ilisi denemeyi diyebileceğimiz bir sürü yerleşim olduğunu biliyoruz. Ve bu
benim bugün başlangıç noktası olarak ad edeceğim ilkel kadın figürlerinin, ilkel tanrıçaların buralarda üretildiğini biliyoruz. Medeniyete geçiş denen yazı, devlet, şehir, tapınak ayrıca bahsedeceğim şimdi ama yazı, devlet, şehir, ordu gibi şeylerin kurulduğu yer Mezopotamya. Ve Mezopotamya'nın ortaya çıkmasıyla birlikte bütün bu Neolitik dönemde kendi iç evrimini sürdüren kültürler bir şekilde tamamen Mezopotamya'nın yörüngesine gidiyor. Ve artık kendi iç dinamiklerinden hareketle bir evrimden bahsedemiyoruz. Bunun en bildiği örneği Çatalhöyük. Yani Çatalhöyük, M.Ö. 8000'de, 7000'lerin son başında iskan ediliyor, 6000'lerde terk ediliyor. Niye terk edildiğini bilmiyoruz. Jeriko tamamen Mezopotamya'nın şeyine giriyor, yörüngesine giriyor ve bir şekilde Mezopotamya'nın ticaret kolonilerinden biri haline geliyor. Bu sürecin yaşanmadığı bir tek yer var. Yani Neolitik kültürün, medeniyetin, medeniyet dediğimiz nimet ya da belanın yörüngesine girmeden kendi içinde bir iç dinamiğini sürdürebildiğini ne kadarsa bu tabii bir spekülasyon ama bu spekülasyonlar temelinde görebildiğimiz bir tek kültür var. Yani bizim coğrafyada ki bizim coğrafyada medeni tarih açısından ayrıca bu Girit. Dolayısıyla Girit üzerinden anlatacağım ben bunu. Bir yere kadar hikayeyi. Şimdi ben buraya kadar herhangi bir soru var mı? Bir teorik iddiada bulundu. Ama bu iddiada diye yani bu da benim ağabeyim. Bu şeyde aklımda bir ortak bilinç dışı şey geldi. O kavram geldi. O değişik kaplarda ama farklı dönemlerde aynı şeyler. Bir ara bilinç. Aynı şeyler demezdim ben. Yani Jung'un ortak bilinç dışı dediği şeyin nasıl yani Jung'dan farklı olarak ben şey diyorum yani ortak bilinç dışının kendisinin de bir tarihi var. İşte o mesela bilinç dışı yok. Ya şimdi bir ışığı kapatabilir miyiz? Aşağıda. Şimdi bir öz eleştiriyle başlamak istiyorum. Ya bu mesele hakkında daha önce konuşmuştuk. Ben yanılmışım. Bu Lasan Afrodit'i ya da Venüs'ü diye anılan resim. Şimdi şuradaki şeyi ben ilk size anlattığımda Nazan Hazeli yok burada. O en ısrarlı itiraz eden o. Ben bir deniz kabuğu şeklinde yorumlamıştım. Nazan Hazeli başta olmak üzere bir sürü arkadaş ya yapma o daha ziyade bir boynuza benziyor. Demişti. Ya benim bulduğum kaynaklar hep deniz kabuğu diye tarif ediliyor demiştim. Daha sonraki okumalarından fark ettim ki yani görenlerin çoğu boynuz diye tarif ediyor. Benim o zamanki argümantasyonum, yani ben görmedim, bilemem. Yani bana aktarılanı kabul etmek zorundayım demiştim ve aslında yaygın kanaat bunun bir boynuz olduğu noktada. Bu Lasar Venüs'ünün önemlilerinden olan noktası çok eski. İlk kabartmadık yani aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 30 bin yıl öncesine dair. Yani büyük ihtimalle Homo sapiens sapiensin yaptığı bir iş, yani bizim genetik atalarımızın, biyolojik atalarımızın yaptığı bir iş. Ama diğer Venüs figürlerinden bu noktaya döneceğim bir yol. Bir ara
farklı olarak bağımsız duran bir heykelcik değil. Vücut oranları onlarınkine çok benziyor. Yani bu ayakların resmedilmemesi, sarkık memeler, şişkin kalçalar, pübik alanın bu kadar belirgin bir şekilde ve göbeğin bu kadar belirgin bir şekilde gösterilmesi, bütün eski tanrıça figürlerinde çok ortak olan özellikler ama tanrıça figürü genellikle bunların Venüs denmesinde Bülent'in itirazı var. Bence aslen haklı ama ben Galata meşhur olarak zaman zaman Venüs diyorum. Bunları önemli olan başka bir noktalardan biri yüz hatlığıydı. Belirginleştirilmemiş ve bunlar genellikle menkul değerler olarak kabul ediliyor. Çünkü muska halinde yapılıyorlar genellikle. Bunun boyu aşağı yukarı 30 santim falan. Ve bu ayakların sonunda bitişmesinin toprağa saplamak ve mezarların başına falan konduğu hakkında tahminler var. Ama bu diğer menkul Venüslerden farklı olarak ilk defa rastladığımız en eski kabartma. Şimdi bu hani onun hakkındaki tarihsel bilgiler. Ama bir boğa boynuzu figürüyle ilk defa karşılaştığımız örnek. Bu Venüs. Şimdi boğa figürü değişik bakımlara da önemli. Bir dakika bir yandan bunu yaparken başka bir şey yapacağım. Onun ölümünü kendi ekstaz, trans, coşku
taşkınlık halinde yaşamak zorunda. Dolayısıyla bir anlamda avcı toplumlarında erkek grubunun, erkekler kardeşliğinin içerisinde kopmuş olan şahmat, erkeklerin işlediği suçu kefaretini ödemek üzerine ayrıcalık ya da özelleşmiş bir konum kazanıyor. Bunları hesaba katarak sen anlayacaksın da dönecek olursak. Bunu biraz açar mısınız? Şöyle, kan dökerseniz bu kanın kefaretini ödemek zorundasınız. Kan çok kıymetli bir sıvıdır. Henüz cinsel ilişkinin, doğumla ilişkisinin bilinmediğinin olduğunu farz edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Öldürülmek doğanın ahengini bozmaktır. Bütünlüğün ahengini bozmaktır. Bu ahengi bozmanın bir şekilde kefaretini ödenmesidir. Her varlık için, yani kan dökmek o zamanın insanlığı için mi yoksa hayvan da olsa av, her varlık için kan dökmek. Tamam, ben kaçırmadım. Pardon, rica ederim, kaçırmadım. Ben eksik anladım. Gıda mı var? Tabii gıda mı var? Eski taş çağlarında yani örüntüye gelene kadar, milattan önce 8 milyon, 10 milyon var gelene kadar savaşa dair çok az veri var elimizde. Dolayısıyla insanların birbirlerini öldürmesi çok arızi olaylar. Dolayısıyla kan dökmekten bahsederken avdan bahsediyorum. Yani kurban geleneğinin temelinden bahsediyorum aslında. Avı öldürüyorsanız bir şekilde av yerine kendinizde kurban etmeniz gerekiyor. Belki burada şu bilgi vermek faydalı olur. İnsanın adı biliyorsunuz karnivor değil. Ona girmeyecek. Ama ben bunu söylemek lazım. Yani insanlık insan olmasıyla beraber et yemeye döndü. Yani şey atalardan geliyoruz biz. Bitki yiyen atalardan geliyoruz. Dolayısıyla mesela biz işte kaninlerden ya da filinlerden geliyor olsaydı hiç böyle sorunlarımız olmaz. Zaten atalarımızdan beri gelen bir avcılık içgüdümüz olurdu. Ve hiç o onu kefaret edeyim, buna bilmem ne yapayım, böyle derdimiz olmaz. Dünyanın en doğal şeyi olurdu yani. Birinci ya da ikinci içgüdümüz, birinden gidip bir hayvanı öldürmek olurdu. Ama öyle değil. İnsana gelirken çok uzun bir herbivor ara dönem var. Yani sadece bitkiyle beslenilen, insan atası olan tüm atları. O yüzden et yemek hiçbir zaman primatlardan çıkmış bir şey değil. Yani primatlar et yiyorlar arada daima ama daima çok özel bir şey yok. Yemin çok az var. Ha işte, yani var fakat çok çok özel bir şey. Dolayısıyla bunun özellikle şey başladıktan sonra yani dış dünyadan ayrılık kurulmaya başladıktan sonra o dış dünyaya karşı bir suç olduğuna dair bir hissin olması çok doğal. Yani hiçbir zaman kimse koparıp yediği elmanın ağacına adak adamaya çalışmıyor. Çünkü yani bu birkaç milyon yıldır gelmekte olan bir alışkanlık. Ama et yemek değil. Hayvan öldürmek değil. Dolayısıyla insan insan olduktan sonra diğer hayvanları öldürmeye başlıyor. O yüzden bu özel bir durum ve bu törenleşmesi gereken bir durum. Değil mi? Evet, çok haklısın. Yani ben buraya tam girmeyi düşünmüyorum ama girelim. Yani tarihi biraz daha eksenliğinden biraz daha geriye götürmemiz gerekiyor bunun için. Yani yazışma bölümü tabi bu konuda birkaç ekleme yaptım. Bu noktada Müfit geldi, nerede? Müfit'e itirazı da yazdık o. Dayıydı. Şimdi Lucy'den bahsetmiştim daha önce. Lucy yani ilk bulunan hani kayıp halka diye anılan fosil. Ve Australopithecus. Yani güney maymunu. Türkçe'de maymun derken ape ile monkey arasında ayrım yapmıyoruz. Ape. Nereden duruyor? Bir şey. Lucy iki ayak üzerinde yürüyen biriydi. Dolayısıyla diğer bütün ape'lerden olağan olarak iki ayak
ülkeler göz önünde bilmeyi tercih eden bir yaratıktı. İnsana dair bir sürü özellik barındırıyordu. Ama yine de insan değildi. Australopithecus'tan, yani bu güney maymunu deniyor bunlara. Homo dediğimiz alt türe geçmemiz ilk defa aşağı yukarı 1,5 milyon yıl önce gerçekleşiyor. Şu şeyi açabilirsem. Ve alet kullanmada tam bu noktada meydana ortaya çıkıyor. Alet kullanmaktan aslında alet imal etmeyi kastediyor. Şempanzelerde alet kullanmayı bildiğini biliyoruz. Doğal ortamlarda bile şempanzeler alet kullanıyor. Homo lafını ilk defa kullandığımız alt tür, işte Homo habilis denen bir alt tür. Alet kullanmaya başlıyor. Australopithecus'tan, yani bu daha maymunsu insansıdan homo insansı insana geçtiğimiz noktada diş yapısında çok önemli bir fark gözüküyor ve bunun otoburluktan etoburluğa bir geçiş anı oluyor. Fosil bulutları bunu gösteriyor. Homo habilis, homo türünün ilk örneği artık ilk defa et yiyen, alet kullanan ve et yiyen bir hayvan oluyor. Bu et yemek ama birisi şöyle bir özelliği var. Et yemek önemli bir figür, yalnız ama biriz avcılığa başlamış bir insansın türü ama daha ziyade reçiyor. Yani ilk hayvani proteini sırtlanlar, çakallar gibi leşler üzerinden geliştiren bir şey. Şimdi bunun bir ortak bellekte bir iz bıraktığını söyleyecek kadar ileri gitmeyeceğim ama Bülent'in dediğinin çok doğru bir yanı var. Birazdan döneceğim. Bu boğa, erkeğin boğa olarak görülmesi meselesinde et yemek çok önemli bir rol oynamaya devam edecek. Ve bu et yemezliğin veya et yerliğin telafisi üzerine bir sürü mitolojik ifadeye ne karşı karşıya kalacak. Erkekliğin günahlarından biri de et yiyor. Başka sevgisi günahlar arasında. Kadınlar da yiyor herhalde ama avcılığı erkekler yaptığı için. Avcılığı erkekler yaptığı için daha ziyade et yemek erkeklerin günahı olarak algılanıyor. Ama bu arada şu bir şey var ya, diyelim aslında leş yeme meselesini tabii şöyle bir riski var. Yani biz o terimi çok kolay kullanıyoruz ve akbabalarla sırtlandığı için kullanıyoruz, kendimiz için kullanmıyoruz. İnsan aslında hala leş yiyen bir varlık. Yani etobur dediğimiz avını canlı yiyen. İnsan bu anlamda hiçbir zaman etobur olmadı. Yani insanın atılarının arasında hiç et olmuyor. Yani biz hep leş yiyoruz. Önce öldürüyoruz. Ondan sonra o öldürdüğümüz şeyi parçalıyoruz ve yiyoruz. Yani daha pişirme başlamamış ya. Yani. O kadar biz daha mı leş yiyen varlıklarız? Öldürülmüş şu yiyoruz biz. Halbuki doğadaki diğer etoburlar avlarını yakalarlar, boğarlar ve yemeye başlarlar. Sıcak yerler yani. Bir soğuk yeriz. Ya da sonradan ısınırız. Bu çok hoş bir konu değil tabi, biliyorum ama... Bayram öldürüsü çok çeşitli bir eşitim oldu. Bayram öldürüsü. Ama yani kurban meselesi... Yani kurban töreni bu. Yani değil mi, kurban edilecek, onlar gidecek, bir şey olacak, onlara yapılacak filan falan bir sürü işlemden geçecek. Leş. Leş haline getirilecek. Dolayısıyla yani muhabilisten çok farklılaşmış değiliz. Ama şu şöyle bir fark var. Erkek avcı, kadın net birleşince. Hayır. Evet. Yani, yani kadınlara bir düşmanlığı mı yapacağız? Biliyorum.
düşmanlı olan olsa olsa ben olurum. Evet. Pardon, şimdi şunu daha aşağıya sağlık. Ya muhabirisiyle ilgili bir şey daha söyleyeyim madem bu konuya kadar girdik. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu homo habilis'in kafatası. Ve homo habilis'le birlikte aslında kadın ve erkek arasındaki cinsiyet farklılaşması maymunlar, yani maymunsu insansılardan da daha sonraki insansı insansılardan da çok daha dramatik bir biçim kazanıyor. Kadın kafatası son derece daha küçük, 3'te 1'den bile daha küçük. Erkeğin kafatası, bu ikisi de homo habilis kafatası. Yani Homo sapiens yani bize geldiğimizde 180 aradaki fark. Yani çok azalmış durumda cinsel bir dimorfizm. Farklı biçimde değil. Halbuki bu leşicilerde yani kadın çok daha intibüften bir durumda oluyor. Bundan sonra hikaye devam ediyor. Hikayenin bu kısmına çok fazla girmek istemiyorum bugün ama işte hava elektriğinin dolmasına geçeceğiz bir dakika. Bütün bunlar Afrika'da cenni. Ben tekrar şu kadın fikrine dönmek istiyorum. Bu boğa boynuzu orada ne yapıyor? Şimdi buna gelene kadar bundan daha eski tanrıça figürlerine rastlıyoruz. Ve bu tanrıça figürü, bundan eski olan tanrıça figürleri tamamen kendi içerisinde tümleşik figürler. Yani şunu kastediyor, kendi dışlarında bir şeye gönderme yapmıyor. Elinde bir şey tutmayan, yanında bir figür taşımayan falan figürler, çocuk taşımayan. En eski figürlerden bazılarında 200'lü kadınlar rastlıyor. Yani zaten kadınlar 200'lü olur biliyoruz da. Yani bu en eski temsilleri. Meraz. Sonu ortamız gibi olacak. Onun anlamıyor. Ben tekrardan bak. Fakat Lasan tanrıçasının ayırt edici özelliği ilk defa olarak bir boğa boynuzuna bakarken, yani şu baş duruşunun bir bakış olarak yorumlamak çok aşırı spekülasyon sayılsa da ne anlamı? Ve dolayısıyla bir ayrışmanın ilk ipucunu görmeye başladığımız bir yerden bahsediyoruz ve bu ayrışmanın temsil edildiği için bir boğa boynuzu şeklinde resmediliyor ki işte bu dönemde de boğa şeklindeki şaman resimlerine de rastladığımız yani bir şekilde ana tanrıça kendi dışındaki bir ilkeyi bir avcılık ilkesini ilk defa elinde tutmaya başladı. Ve bu dönemdeki yaşam tarzı hakkında tahminlerimizde gerçekten de hayat tarzının artık bölünmeye başlamış olduğu, avcıların daha önem kazanmış olduğu, diğer yandan bir süre sonra, ki bu bir süre 30 bin kadar bir süre sonra kadınların daha yerleşikleşmeye, yani Neolitik'e geçtiğimiz noktada dokumanın, Neolitik çağ kültürlerine baktığımızda dokuma sanatın yani yerleşikliğe geçmeden önce kadınların dikiş dikmeye, öldürmeye başladığı hakkında bilgilerimiz var. Aletlerle hareketli, bu iğne tarzı. Var.
bunlar oldukça eski bir tarihe, yani aşağı yukarı 30 bin yıllara gider. İşte iğneler falan filan, kırılar falan. Bugünden önce 30-35 bin. Yani isterseniz bir dakika yapalım. 200 bin yıllar. Dolayısıyla bu dönemde aslında şeyde kadın figürlerin değişmesine de başlıyoruz ki bu Bülent'in anlattığı hikaye de çok ilişkili, çünkü bu memeleri sahip kadınlar dışında bazı kadın figürlerine de, yani hamile kadın doğurganlıktan ayrışmış bir haz nesnesi ya da haz öznesi olan kadın figürlerine rastlamaya başlıyoruz. En azından eski taş, kaba taş çağında görmediğimiz bir kadın figürünün de ortaya çıkmaya başladı. Bir döneme denk düşüyor bu. Ama bir şekilde Priapos dediğimiz, hani çünkü uzun ve bereketi temsil ettiğini düşündüğümüz bir erkek figürünün de aşağı yukarı 10 binler civarında ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Ve bütün bunlardan hareketle en azından doğurganlıkla cinsel ilişki arasında bir ilişki kurulduğunu. Yani Erdemler bu işte bizim dediğimiz var, anlamışlar ve sevindirik olmuşlar ve o heykeli yapmışlar. Ya da kadınlar yapmış. Yani. Bilemiyoruz. Şimdi burada bundan sonra büyük bir sıçrama yapalım. Çünkü bundan sonraki verilerimiz doğrudan doğruya artık yazının keşfedildiği zamanları geçiyoruz. Neolitikle birlikte savaş başlıyor. Kan dökme başlıyor. Kendi soydaşının, kendi türünün kanını dökme başlıyor. Ve aşağı yukarı milattan önce 5000 civarından başlayarak da insan kurban etmeye başlıyor. Milattan önce 5000 civarı. Kabaca. Yani 4500 olabilir. Ben hani... Bu arada şimdi ilkleştirme insan. Homo habilis. Tarih. O çok eski. Yani 1,5 milyon. Yani Homo habilis 1,5 milyon, Homo erectus 1,900,000 falan gibi. Homo sapiens sapiens çok daha iyi de Homo sapiens atası da 500 bin, 300 bin falan gibi değerlerde sevgili. Neandertal var arada. Yok, o farklı bir şey için. Ama 5000 yıl civarında artık büyük ihtimalle daha önce de izleri var. Yani Pekin insanı, yani Homo erectus bile yan yanlığa başlamış. Niyamyamlıktan ne anlayacağımızı biraz ayrıntılandırmak gerekiyor. Genellikle en erken, yani insanın insan eti yemeye başladığını en erken örnekleri kafatasının içinin boşaltılması. Yani beyni süzerek almak şeklinde tezahür ediyor. Ve büyük ihtimalle yani biz beslenme amacıyla değil, bir ritüel olarak yani düşman kızın beynini yemiyoruz. Annenizin babasınızın beynine gidiyorsunuz. Ya da kralınızın, ya da kabile şefin, ya da rahibinin, ya da şamanın. Yani zaten her ölüyü gömmüyorsunuz. Kıymetli ölüyü gömüyorsunuz. Onları gömerken de beynini gidiyorsunuz. Şeklinde ama tarıma geçişle birlikte bunun bütün mümkün ilerle, bereket ilerle, bütün coğrafyada çok var. Bir şekilde ana tanrıça kültü, ana tanrıça ibadet biçimi insan kurban etmekle. Bu olağan gömü töreninden farklı olarak insan kurban etmek şeklinde almaya başlıyor. Bunun standart biçimde Türkçe'ye çok iyi bir çeviri olmasa da çevirdik. Yazarın kendisini kısaldım. Altından söylüyorum.
James Frazer. Çok 19. yüzyılın sonunda çok müthiş başarılı bir şekilde kanıt kullandığı sayısı vermişler. Aracılığıyla bu ibadetin en ilkel biçiminin şu olduğunu tahmin ediyor. Frazer yine de tahmin edecek. Ana tanrıçayı temsil eden baş şahide gibi bir kadın var. Her yılın başında damızlık bir erkek onu da evlendiriyor. O erkeğe bütün bir yıl boyunca çok iyi bakılıyor. Cinsel olarak çok yüksek bir performans göstermesi bekleniyor. Gençten biri seçiliyor. Genellikle ana tanrıçadan genç olan biri, yani rahibeden genç olan biri oldu. Farz ediyor ve yılın sonunda öldürülüyor kendisi ve parçalanıyor cesedi ve tarlalara dağıtılıyor. Ve böylelikle bereket döngüsünün devamı sağlanmış oluyor. Bu döngünün değişik şekillerde, değişik sonra yani bu insan kurban etme karşısında bir tiksinti, dehşet, terör duygusunun gelişmesine ama yine de bu bereket döngüsünün temin etme dürtüsünün iç içe geçmesine bağlı olarak bir dizi efsaneye tanık oluyor. Bu tapın biçimine, bu ibadet biçimine tanık oluyor. Eder yani bunlar işte en yakını Afrodit'le Adonis. İşte Afrodit Adonis'e aşık oluyor. Adonis'i bir yaban domuzu öldürüyor. Atis ki böyleyle Atis. Bunların ikisi de büyük ihtimalle demir çağına, Afrodit belki bronz çağına, şun çağına da tekabül ediyor. Ama daha önce İnanmer'le Dumuzi, daha sonra işlerle Dumuzi, Tempus adını aldığımız tanrıça figürü bir şekilde bir genç kral, kahraman figürüne aşık oluyor. Ama o ölüyor ama tanrıçanın inayeti, kayırıcılığı, koruyuculuğu sayesinde yılın altı ayını, yer altında altı ayını yer üstünde geçirmesi temin ediliyor. Burada Bülent'in anlattıkları bakımından önemli bir nokta var. Aslında bu dönem bereketle doğurganlığın aslında birbirinden kopmaya başladı. Bu uzun süren bir süreç. Bereket tanrıçaları yani işte, genç aşıkların ölümüne sebep olup onları dirilten tanrıçalar aynı zamanda tuhaf bir şekilde bakire diye tarif edilmeye başlanıyor ve bunların çocukları olmuyor. Ama tarlanın bereketi bu öldürdükleri aşıkları sayesinde sağlanıyor. Diğer yandan eski tanrıça figürleri, yani paleolitikten beri gelen o hamile tanrıça figürleri başka bir tanrıçalar grubuna atılıyor. Yani kadın figürü ikiye ayrışıyor. Bu ayrışma zaman alan bir şey. Geçen hafta size bugün gösteremeyeceğim. Geçen hafta göstermiştim. Yani iş, bir işler figürü tamamen hamile işler halinde. Bu 2000'lere dair bir figür de işlerin. Daha sonra bugün de ama daha sonra Girit'te de Mezopotamya'da da son derece dar kalçalı hani kız olan kız bedenli tanrıça figürlerine de rastlıyoruz. Bu tam bir yanıyla hazzı ama Tanrı'nın bereketini de temsil eden bir tanrıça. Diğer yanda ocağı, doğurganlığı, aileyi temsil eden hamile tanrıça diye bir kadın bölünmesine gidildiğini görüyoruz. Ama biz bugün erkeklerden bahsedeceğiz. Şimdi burada şey çok ilginç. Mezopotamya üzerinde durmayacağım. 11.
gelecek haftaya gelecek oturma. Bırakalım. Girit'te ne oldu? Çünkü Mezopotamya'da medeniyetin kurulmuş olduğu yerlerde ya da Mısır'da çok büyük bir devlet örgütlenmesine gittiğini görüyoruz. Devlet örgütlenmesinden de kastım ne? Sulamalı tarafa gidilmeli. Yani kanal örgütlenmesi. Bunun için çok yüksek düzeyde iş gücü seferber edilmesi gerekiyor. İnsanlığın zorunlu emeğe mahkum edecek ölçekte bir iş gücü seferberliği gerektiriyor. Neolitik kendi başına bırakılsaydı ne olurdu'nun izini ancak Girit'te sürebiliyoruz ve Girit'te de aslında bir iddiaya göre, benim de kabul etmeye yatkın olduğum bir iddiaya göre bir tapınak örgütlenmesini görüyoruz. Bir hiyerarşinin kurulduğunu görüyoruz ama bizim anladığımız anlamda bir devletleşmeyi, yani Mezopotamya'da ya da Mısır'da gördüğümüz türden bir devletleşmeyi görmüyoruz. Girit farklı diyebileceğimiz yer burası. Ve Girit'te de boğa takımının ilk izleri rastlıyoruz. Bir ara verelim mi? Ben şimdi Girit'i anlatmaya başlayacağım. Bu iki hafta olabilir. Aslında Girit'e böyle var mı? Şimdi Girit'e geçtiğimizde şöyle birkaç veri size, şu anda çok fazla şey sunamayacağım. Yani bu arada bu şamanlarla ilgili üzerinde olduğu, resimlerinde olduğu yeni başvuru ve sanat terapisi eğitimi yaptıkları broşür kullanımınıza sunulmuştu. Burada alabilirsiniz. Girit'le ilgili elimizde şöyle bir şey var. Mezopotamya'da Mısır'a geldiğimizde savaş zaten öteden beri var olan bir ülkeler. Yani Mezopotamya'da Mısır icat edilir sanat, savaş. Ama Girit'te, Girit'in adanın içinde çok savaş izine rastlanmıyoruz. Az. Yani var ama az rastlıyoruz. Diğer yandan Girit uygarlığının en eski tarihi -2500 yıl civarında. Eski Minos uygarlığı. Bundan aşağı yukarı 1500 yıl sonra yazılan, 1500-1800 yıl sonra yazılan bazı yazılı kaynaklarda şöyle iddialarda bulunmuyor ki bunu da yani arkeolojik verilerle de kanıtlanıyor. Girit, Doğu Akdeniz'de barışı sağlayacak donanmayı kurmuş ilk ülke. Yani dolayısıyla bir şekilde deniz savaşına akraba bir ülke. Diğer yandan Girit'te rastladığımız en önemli şeylerden biri ve onu diğer medeni yörelerden ayırt eden şey tapınak kültürü tamamen anlatılmış. Mezopotamya'da Mısır'da anlatan tanrıça izlere güçlü bir şekilde rastlamakla birlikte, medeniyete geçişle birlikte aslında bir şekilde tanrılar evinin veya tanrının, panteonun erkek egemen bir söylem üzerine kurulduğunu görüyoruz. Halbuki Girit'te bunun izine rastlan. Ve çok uzun yıllar rastlan, yani 1000 yıl kadar falan medeni bir hayat sürdükleri halde de bir tanrıça tapısı civarında, tanrıça ibadeti civarında örgütlenmiş olduğu anlaşılıyor. Ama asıl önemlisi bizim bugün konuştuğumuz konu açısından bir çift balta meselesi. Bu çift balta meselesi çok zor. Çift baltayı herkes tanıyor ama en eski örneklerine girip de rastlıyoruz. Şimdi son derece yani savaş çağrıştıran bir aracı eski dünyanın en barışçı kültürlerinden birinde ilk karşımıza çıkıyor. Maalesef çizmek bir
biliyor musunuz? Çıkarken bakarsınız. Hayal etmişsiniz. Çok soruldu buradan bu iletişim akmanlar yükselecek. Şimdi çift altın şöyle bir önemi var. Çok daha ileri tarihlerde Hint Avrupalılar'da çok yaygın. Mezopotamya'da kullanılmaya başlanıyor ve orada bir savaş aleti olarak kullanılıyor. Ama Girit'te kullanımının tamamen ibadet yerleri olduğunu düşünüyoruz. Ve yorumcuların üzerinde anlaştığı şeylerden biri, şimdi isterseniz tekrar şu figürü hatırlayalım bir. Şuradaki kıvrımı hatırlayalım. Aslında buradaki kıvrım çift baltanın kıvrımıyla aynı kıvrım. Bu avuçluğuyla. Ve bunu da oradan dolayı bir hilal figürüyle bağlantılandırıyor yorumcular. Neden hilal figürüyle bağlantılandırıyor? Bu yine paleolitiğe, eski taş çağına dönmemiz gerekiyor. Çünkü eski taş çağında bulunan bir dizi yazı olmayan işaret sistemleri var. Ve bu işaret sistemlerinin ayın döngüsüyle çok yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi Stonehenge, bu bugüne kadar hiç konuşmadığımız bir konu, menhir kültürü denen en ünlü örneği Stonehenge olan kültür. Stonehenge biliyor musunuz? Bilmeyen var mı? Stonehenge, İngiltere'de bu büyük taşlardan oluşan, bir daire şeklinde dizilmiş büyük taşlardan oluşan bir, ya çok büyük, bayağı büyük taşlardan yani. Kaç metre? 6 metre. Peki, yani. Stonehenge'in bugünkü biçiminde 21 Haziran'da güneş doğuya bakan şeyin tam ortasından doğuyor. Yani dolayısıyla çok ciddi bir astronomik gözleme dayanıyor. Bunun tarihi aşağı yukarı -8000-9000'e giden bir dönem. Ama Stonehenge'in daha da eskisi var. Menhir kültürünün daha da eskisi var. Stonehenge benzeri şeyler Malta'da da görülüyor. Yani bir Avrupa kültürü denen, eski Avrupa kültürü denen yerde böyle yazıya geçmemiş, çatalhöyük tarzı bir ziraat kültürü kurmamış ama bir daha ilkel bir tarımla uğraşan, bir bahçeci tarım benzeri bir tarımla uğraşan bir eski Avrupa kültürü var. Ve buradaki bütün döngü zaman hesaplamaları ay takvimi üzerine oldu ve bunların üstelik kaydedildiğine dair veriler var. Ve yani eril faktörün ortaya çıkması, yani buradan boğaya geleceğim, merak etmeyin. Yani boğanın boynuzu olduğu kadar aynı zamanda ayın hilal ve kapanma halinin bir simgesi olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla hani en erkek boğa aslında en kadına ait olan. Bu da boğa ve insan kurban etmenin yerini alan şeyin boğa kurban etmek olduğunu düşünülüyor. Burada Girit'te ki fresklerde falan buna dair çok fazla kanıt var. İşte gençler, kadın ve erkek, çıplak kadın ve erkek olan genç bazı akrobatlar, akrobatları oradan görüyor. Boğanın üzerinde zıplayarak bir tür ergenleme ayini yapıyorlar boğanın. Ya böyle ileriden atlayıp ellerini boğanın üstüne koyup herhalde atıyorlar. Yani Girit fresklerinden en bilinen örnekler bunlar üzerine kuruludur. Ve bir şekilde yani Dumuzi, Adonis, Attis, yani bu Tanrıçanın sevgilisi olan erkek ve onun uğruna kurmaya kocası olan, ritüel kocası olan erkek yerine boğa kurmak. Başlıyor ve bereketin simgesi damızlık öküz. Yani sonuçta olarak boğada bir damızlık öküz. Yani avlanan boğa yerine kurban edilen boğa almaya başlıyor. Şimdi en başta söylediğime geri dönelim. Yani bitik kalıpların sürekliliği meselesi. Yani üretim tarzında çok ciddi bir değişiklik var. Yani avcılıkla geçinen bir toplum, tarımla geçinen bir topluma dönüşürken boğa
bir yerde kanı döküldüğü için kefareti ödenen bir yaratık. Ve şamanın kendisini temsil etmek üzere onun kılığına büründüğü bir yaratık. Yani bu sefer toprağın bereketini sağlamak için bir fiil kurban edilen ve kral yerine kurban edilen, insan yerine kurban edilen bir figür haline oluyor. Yani, dolayısıyla erkek boğaya benzerken boğa da erkeğe benzemeye başlıyor ama bütün bunlar ayın. Dolayısıyla ana tanrıçanın çift baltası doğan ve küçülen ayın baltası altında oluyor. Yani bu arada buna double crescent X demiyor. Yani çift hilal balta. Yani şey, askeri terimler sözlüklerinde bu adını bulabilirsiniz. Ve bu ibadetin en eski örneklerinin Girit'te olduğunu düşünmekle birlikte bütün Frigya, Lidya, Likya, Mezopotamya, bütün bizim coğrafyada oldukça yaygın olarak görülen bir ibadet olduğunu düşünmüyor. Şimdi Girit tarihi hakkında biraz bilgi vereyim. Dediğim gibi eksi 2500'de geri götürülen bir tarih. Üçe ayrılıyor. Eski Minos, Orta Minos ve Geç Minos. Evet, yakın. Bize yakın anlamında. Minos diye. Orta Minos'un sonundan başlayarak Hint Avrupalılar yani. Orta Anadolu coğrafyasını, Orta Doğu coğrafyasını dönüştürecek iki büyük kavim var. Samiler aşağıdan gelen, yukarıdan gelen Hint Avrupalılar, Ariler. Ya Barbar, iki Barbar kavim dönüştürüyor. Yunan'a inenler Homeros'tan bildiğimiz Arkanlar. Mikyapulilerden kurucuları. Diğer işte bütün bu yetilerdeki dünyada çözülemeyen bildiğim birkaç yazı var eski tarihten kalan. Bir tanesi Girit yazısı. Evet, hala çözülememiş. Minos ağ, çizgisel ağ denen yazı. Fakat Akalar gelince kendi dillerini Minos yazısına uyarlayacak yeni bir yazı geliştiriyorlar. Bunlar çizgisel B deniyor. Bu yazı çözülebilmiş durumda. Dolayısıyla Yunan tanrıları dediğimiz, Yunan mitolojisi dediğimiz birçok figürün aslında Girit'ten geldiğini biliyoruz. Bunların arasında en önemlilerin arasında Poseidon, Athena falan var. Bir de çok önemli bir tanesi daha var. Bu bakımda Dionysios var. Ama asıl hikaye şuradan geliyor. Yani Boğa'nın bir kült figürü olarak Girit'le ilişkisine de tanıklık eden en önemli figür Avrupa. Evet, Avrupa. Avrupa, Fenike kralının bir Avrupa. Daha doğrusu Frigya kralının kızı. Ama adı bazı kaynaklara göre Phoenix, bazı kaynaklara göre Arigia. Bir gün kırda gezerken bizim Zeus pek bir beğeniyor onu. Ve bir boğa kılığına giriyor. Kız arkadaşlarıyla oynarken, biliyor musunuz? Kız arkadaşlarıyla oynarken ak beyaz bir boğa halinde. Birden ortalarda deliriyor. Herkes kaçışıyor ama pek bir mumis davranıyor. Patron. Bunun üzerine aralarında bir tek Europa korkmuyor. Gidip başına okşamaya başlıyor. Üstüne bindiği anda Zeus Trinity Trinity Anadolu'da Girit'e kadar koşturuyor onu. Şampiyon. Herif nasıl geçiyor? Zeus. Nasıl geçiyor şimdi yani? Koca Zeus. Bu senin oradan da izin alması gerekir aslında. Neyse. Girit'e gidiyor zaten. Bize gidiyor yani. Fragmanlarda Poseidon'a da geçiyor zaten. Evet. O da bir gün geçer mi? Şimdi buradaki önemli nokta şimdi. Zeus
tam ayrıntılarını size isterse yazarak gönderiyorum. Zeus bu akıllarında Europa'yı düzüyor. Europa'nın 3 tane çocuğu oluyor. Biri Minos, biri Radamantris, biri Sarpedon. Minos, Girit kralı oluyor. Yani şu ünlü Minotaur denen kral oluyor. Radamantris, tanrıları kızdırdığı için yer altına sürülüyor ve ölüleri yargılayan yargıç oluyor. Dolayısıyla bir kere yer altı ile ilişki Radamantris'in dönem oluyor. Sarpedon, İlyada'da çok anlatılan bir figür. Zeus pek bir seviyor ki elinde sonunda kendi torunu. Şimdi o karışık. Çünkü Europa bir ölümüyle geliyor. Bir tek Sarpedon mu onun? Ne yapıyor lan? Ölümüyle deviniyordu. Europa tabii ki bir ölümüyle deviniyor. Sarpedon, Zeus'un ölümü yok zaten. Orası karışık. Zeus'un torunu oldu. Kızından ötürü. Doğru, haklısınız. Yani bir ilişki var diye. Ama İlyada'da şöyle anlatılır. Mesela önemli olan kısmı şurası. Sarpedon ölüm anı gelir, Zeus devreye girmek ister. Ve Olimposlu'da ne Olimposlu'su olan kimdir? Evet. Çünkü Hera'nın sahiden daha önce bir klasik öncesi bir figür yoktur. Hera tam sözleşmeydi. Yani evliliği temsil eder. Oydur. Hera, kadere sen de karşı gelemezsin diye de oturdu. Zaten onu da ölüyor. Onun ömrü biçimde, payı biçimde sen de durduramazsın. Evet, herhalde. Dolayısıyla Europa'nın aslında üç çocuğunun da, şimdi Minos'un nasıl olduğunu anlatacağım, üç çocuğunun da yeraltı ile bilgisi vardır. Minos'un şöyle bir bilgisi vardır. Minos da adında boğa kelimesi geçen bir kadın da yapılır. Onların da bir çocuğu olur, onun da adı Minotaur'dur. Yani Minos boğası. Minos boğası. Yarı boğa, yarı insan şeklindedir bu. Bunu da bir nereye kapatırlar? Labirent. Hangi kökten gelir? Lapis. Lapis ne demek? Çift ağzı bal dedi. Labia. Labia. Kitabıma değil değil. Bir dakika. Hemen araştıracağım, çok benziyor şimdi. Tamam ama yani değil. Çift hilal ya. Ama değil. Yani tamam. Evet sen. Yavaşına da tahtayı çok seviyor olabilirsin. Yani bir kere daha Minotaur şeye yarı boğa, yarı insan olduğu için insanlardan saklanmak üzere bir labirente kapatılır. Yerin altında bir kere daha bir geldik. Ve Minotaur'un doyurulması çok zor. Minotaur'un doyurulması çok zor olduğu için ve Minos uygarlığının egemen olduğu zamanların bir anısına dair kimi rivayete göre yılda bir, kimi rivayete göre 8 yılda bir. 8 yıl rakamlar önemli. Amerika'dan ve özellikle Atika'dan, yani Atina'nın başşehri olduğu Atika'dan 7 oğlan ve 7 kız kurban olarak Minotaur'a gönderilmiş. Şimdi 7 rakamın üzerinde biraz daha durayım isterseniz. 7 rakamı tabii ki bir hafta demek. Haftada bir ayın 4'te 1'dir.
Yani burada da iddia şu ki, yani tarih boyunca da bunu görüyoruz. Ay takvimi, ne kıyasla güneş takvimi hep daha sonra geliyor. Yani bir şekilde zamanı hesaplamak önce aydan hareket ediyor. Yapılan bir hesap. Yani ta eski taş çağında biri geldiği iddia ediliyor. Ayın döngüsünü daha önce hesaplıyorlar. Büyük bir ihtimalle güneşin döngüsü birçok kısa günün döngüsü yetmiyor zaman hesaplamaya. Diğer yandan çok uzun. Yılın, yani güneşin çizdiği yılda da hesaplanmıyor. Ayın kadınla adet haliyle yakından bir ilişkisi olduğu da hesaba katılırsa aslında zaman hesaplama ilkel biçimi veya erken biçimi ay üzerinden kurulur. Dolayısıyla 28 rakamı bir şekilde biliniyor. Şimdi burada tamam 7 rakamını çıkartalım. 8 rakamını nasıl çıkaracağız? 8 yılda bir ay ve güneş ayın dolunay olma hali 8 yılda bir ya 21 Haziran'a ya 21 Aralık'a rastlıyor. Yani ya en son güne ya. Ve 8 yılda bir rastlıyor. Ay ve güneşin buluştuğu hali. Sen borçun bor parmağın bir tane hali. Atina'dan 8 yılda bir daha eski olduğunu tahmin ettiğimiz rivayete göre 7 erkek oğlan çocuğu ve 7 kız çocuğu Minotaur'a atılmak üzerine yem edilmek üzerine gönderiliyor. Bu töreyi sona erdiren yarı tanrı, yarı kahraman Theseus onun atılığı arasında da bir boğa var. Devam ediyoruz hikayeye. Theseus gidiyor oraya. Minos'un kızı baştan çıkarıyor. Minos'un kızı onun eline bir yumak veriyor. Labirente giderken. Bizimki labirent boyunca. Çünkü labirente gidince çıkamıyorsun. Yün yumağı çözüp gidiyor. Minos'un odasına girip ona aklıyor. O dönüp gidiyor. Tabi Yunanlı ve orospu çocuğu olduğu için Ariadne, kralın kızına yani sahte bir düğün yapıyor. Ondan sonra Naxos adasında ona sen uyuyacaksın, ben sana biraz su getireyim deyip gemisine atlayıp bunu yapıyor. Fakat Ariadne o da ölmüyor. Ölmüyor da ne oluyor? En önemli tezahür etmek için bir boğa olan bir tanrı gökyüzünden oraya bakıp bunu pek bir beğeniyor. Ve bu tanrı Yunan tanrıları, Olimpos'un tanrıları içerisinde bir kadına tecavüz etmemiş olan tek tanrı. Dionysios. Gelip ona evleniyor. Yani boğanın kaç şekilde hikayenin içerisinde çıktığını görüyor musunuz? Yani bir şekilde aslında boğa erkekliği ama ana tanrıça dünyasına ait olan bir erkekliği. Erkekliğin en ilkel, yani ilkel tanrıçadan ilk ayrışmış olan biçimini. Azgın, damızlık, dölleyen ama kurban ediyor. Erkekliği temsil ediyor. Dionysios ailenin şimdi et yemekle ilişkisini kurmuştur. Dionysios ailenin özelliği ne? Şimdi Yunanlı Tanrı'ya herhangi bir Tanrı'ya kurban kestiklerinde ne yapıyorlar? Eti bir kere soyuyorlar. En eski biçimlerinde büyük bir ihtimalle çift ağızlı baltayı. Kemiği ve yağı ayırıyorlar. Bunları yakıyorlar. Ve onun buharı tanrıya vermek, ıtırlı buhar veren, onun üstüne güzel kokulu otlar, kekik, dağ kekiği falan gibi şeyler serpiyorlar. Bu tanrıya verilen kesin. İç o sakat atı kebap yapıyorlar, ızgara. Şişe geçirip ateşte yapıyorlar. Geri kalan etleri de kaynatıyorlar.
da Burak Şakir'e var. Son bir etkide. Asker. Dionysios ahalinde de çiğ. Dionysios çiğ etti. Yani dolayısıyla medeniyet öncesine leş yemekten bahsetmişti. Yani zamanda kadınlara tecavüz ediyor, tekrar. Biraz herhalde soracak ama Nietzsche'ye mi dediğini söylüyorsunuz? Tabii, tabii. Yani Nietzsche'den bahsedeceğiz daha, ona geleceğim de bugün oraya girmeyeyim. Yani trajedinin tanrısı da, bayramın tanrısı, bayram bayram eden. Medeniyetin öncesine dönüldüğü an. Şimdi uzun zaman... Ana tanrıçı gibi bir iddiada var mı diye düşünüyorsunuz? Efemine olduğuna dair çok ciddi iddialar var. Caravaggio'nun Bacchus resmini keşke olsaydı, hep baksaydım. Onu göstereceğim. Caravaggio'nun Bacchus'un mesela son derece kadınsı bir diyor dostum. Yani bütün diyemezsiniz. Bütün değil ama. Hayır, genelde şey diyorsunuz, böyle resmedilir de. E bu şey, oldukça eski işte 5. yüzyıl civarında bir şey yani Avrupa'nın çok tecavüz edilmiş gibi bir hali yok gördüğünüz gibi. Daha ziyade bu hali daha başka resimlere de var. Onu da bulan, kaydedemedim, yollayacağım size. Boğanın üstüne biner. Yani, çukurayı idare eder mi? Evet. Bu, yani efsanenin sürekliliği, yani mitik kalıpların sürekliliği için bütün bunları gösterdim. Bu, 15. yüzyıldan, Donatello'nun öğrencilerinden biri. Bunun da özelliği şu yani, bir öncekini düşünecek olursanız, hakim olan kadındansa bir kız çocuğuna doğru dönüşmüş bir Avrupa'ya. Boğadansa bir güce doğru dönüşmüş. Evet, biraz seyircisi bu hattı. Ayrıca oturuş biçimi şey, hakim ha, olmaz. 17. yüzyıla geliyoruz. Yani daha doğrusu 16. yüzyıla ihtiyacı olur. Artık tecavüz meselesi ve işin müstehcenleşmeye başladığı. Ama hala aynı hikaye. Boğa tamamen kaybolmuş. Bir kadın şehveti ve ondan duyulan hani cazibe ve ülke haline dönüşmüş durumda ama hala aynı ilgelerle çalışıyor. Boğa da bir düşünceydi yani. Çattık ve daha bu da 17. yüzyıl, biraz daha kuzey. Yani Titian ve şey rağmen İtalya'da burası kuzey. Bu Jordanes. Kuvvetsin arkadaşı. Yani bir şekilde bir kırsal bereket manzarasına geri dönülmüş ama yani ne kaçırma var, ne tecavüz var. Bu oradan ziyade inek bunlar ya. Gökten ne yağmış bunlar? Şu. Sanırım. Şunu biraz daha anlatırsam daha iyi göreceksiniz. Evet. Bu 18. yüzyılın başına geldik artık. Loren. Fransız, tabii her şey çok zarif burada. Ya boğanın beyazlığı, yani artık mitoloji tamamen mit. Yani mit yerini kaybetmiş, mitoloji olmuş. Tamamen. Ve yani 18. yüzyıl başına yani Newton'la çağdaş burası. Yani figürler artık bir manzaraya neredeyse feda edilmiş durumda. Burada hani sanki artık tamamen Avrupa var olsun diye bu da 18. yüzyıl. Bunun artık içeri, yani bir tür Avrupa fikrinin doğmaya başladığı da şeyler hani boğaya bindiriliyor sizcağız. Bu tamamen 18. yüzyıl.
Bunu tarihini siz kesin. Bunu beğendim de. 1910 bu tarihi. Ruslar. Kim bu? Kim bu? Valentin Serov. Ha Serov, doğru. Kim bildi onu ya? Yani artık lekeye dönüşmüş her şey bir yer. Bu 1960. Yani artık cinsel devrimin 5 yılda olduğumuzu. Yani oradan bir faydası bile verilmişler ki yani. Bu 1960 bile Amerikalılar var. Ha, bir tane daha bulacaktım ama ekleyemedim. Bir de çok yeni yapılmış. Buraya gelince Picasso'ya gelmiş. Buraya kadar gelince Picasso'ya gelmiş. Yani ne yapayım bu kadarını çok yeni yapmış. Yani zannetmiyor ki kolay olur. Evet, aslında benim günahım bu kadar. Buraya kadar geldik ya, bozar mıyım ben? Gayet güzel geldi işte şimdi. Metodolojik kitabın itirazlarım var ama onlar kalsın. Bir şey açalım isterseniz. Sizden sorular. Erkek sırası çok toplanabilir, hani dışarı çıkabilir bir sırı. Yani hani anlattığınız öyküde hani boğa kanı falan değil mi? Erkeğin sırasına dair bir şey yok. Hiç kullanmıyorlar. Yani meni biriktirmiyorlar mı, içmiyorlar mı? Yani. Daha sonra değişme. Hayır, yani eski ibadetlerde yok. Söyleyeceksiniz yani. Menin öyle bir değerli sıvı haline gelmesi için erkek egemenliğinin iyice yerleşmesi. Aşağı yukarı milat civarında beklememiz gerekiyor. Gnostikler de var. Şeye kadar aslında bayağı milada kadar. Yani Yahudi de saymıyorum, onlar sabır. Ne diyeyim ben? En sonu kesin Orfeus gibi oluyor. En ilkel Britanner onlar. İlk Britanner. Yani sosyolojik düzeyde erkek egemenlik yerleştiği halde efsanevi falan düzeyde hala ana tanrıçanın tarif özellikle Boğa Dionysios üzerinden giden şey ana tanrıçaya kurban edilen erkeklik üzerine kurdu. Yani o yüzden bu boynuz, çift balta gibi son derece savaşçı, yani fiili düzeyde, pratik düzeyde son derece savaşçı imgeler bile aslında bir şekilde kadınların döngüsünden hareketle tasarlanmış imgeler. Yani o yüzden Lasalle, Losel, Venüs önemli. Ya buradaki şey önemli. Yani şunu boğanın bir ilkel hali diye düşünürseniz erkek kadınların bir uzantısı. Milada kadar. Şimdi ben de temel itirazlarımı bir şey getireyim. Aslında çok kısaca metodolojik itirazımı da söyleyeyim o zaman. Şimdi İskender kendini bir tür iyicil bir tarihselci diyor, iyici tarihselcilerin yani benevolent bir historisist olduğunu iddia ediyor bence. Tamam yani onlarla ahlaki bir sorunum olmamakta değil, yani historisizmin temel sorunlarına çözüm getirmiyor bu.
bir kere ben her zaman tarihin bir öykü olduğunu unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani bizim yazdığımız bir öyküdür tarih. Ve yani herhangi bir Sait Faik öyküsünden daha fazla hakikati yansıttığına inanmak saflıktır. O kadar da yansıtsan neyse. Evet. Dolayısıyla şimdi elimizde böyle bir sürü şey var. İşte taş baltalar, işte çift hilal baltalar, efendim bir takım ince uzun aygıtlar, bir heykel, bir resim. Şimdi biz bunları alıyoruz ve bunların içine doğru bir okuma yapmaya başlıyoruz. Yani önce kafamızda belli bir tarih anlayışı oluşturuyoruz. Sonra o nesneleri kendi tarih anlayışımızın içinde okumaya başlıyoruz. Şimdi bu yazılı biçim öğelerden bir tanesi. Mesela hatırlarsanız 2-3 hafta önce ben karbon dating sistemine de itiraz edeceğim vallahi demiştim. Çünkü yani sonuç olarak o da bir yazı. Yani o da bir tarih yazma biçimi. Yani hani arkasına nükleer fiziği almış olması beni çok da fazla ikna etmiyor. Yani yarın bambaşka türlü okunabilirim. Yani okunduğu zaman konuşuruz. Mesela hemen hayatta doğru. Olsun. Dediğim gibi burada yani bir sürü şeyimiz var. Spekülasyon demeyeceğim onları. Spekülasyon çünkü hani kötüleme anlamında kullanılan bir ifadedir. Bunlar bizim okumalarımız ve okumalarımızın okumadan ibaret olduğunu bilerek tartıştığımızda ancak anlamlı sonuçlar alacağız. Dolayısıyla mesela İskender'in bence yaptığı, yani çok hani anlattığı öykünün çoğuna katılıyorum da, mesela oradan erkek egemenliğinin milatta, neredeyse milata kadar, yani erkek egemenliğinin yerleşik hale gelmesinin, neredeyse milata kadar çekmesine benim ciddi itirazlarım var mesela. Bu eldeki malzemenin bir okunuş biçimi. Yani bana sorarsanız erkek egemenliği özellikle bir birlikte var. Yani tamamen katılıyorum. Hocam ben erkek egemenliğinin fiili düzendeki tesisatıyla hayali düzeydeki kadın anneye yaranma biçimi arasındaki ilişkiler. Kuşkusuz yani şöyle imgesel konstraktlarımız, yani yapıntı diyeceğiz, ne diyeceğiz Türkçe? Yok o kelime ama. Hayal diyorum. Yok. Yani construction'ı unutmayalım. Yani imgesel inşalarımız aslında biraz şey gibi, savunma mekanizmaları gibi. Yani onları gerekli kılan maddi koşullar geçtikten sonra da yaşamaya devam ediyorlar. O yüzden de nevrotik şeyler zaten. Dolayısıyla evet, erkek egemenliği gelir. Ondan 10.000 yıl sonra biz hala ana tanrıçaya ait bir takım törenler buluyoruz. Ama bu nörotik bir ifadedir. Tabii. Yani, tabii. Yani bunlar medeniyet gecikmesiyle, yani kültürel inşalar gecikmeleriyle var zaten. Yani daima geç kalıyor onlar. Hiçbir zaman diyelim bir ayin, bir sanat eseri tam olarak bulunduğu çağa ait değil. Daima eski çağdan kalma bir şey. Bunun en güzel örneği ikimizin de ayrı ayrı verdiğimiz örnektir. Yani Oresteia. Oresteia milattan önce 400-500 arasında bir yerlerde yazılmış olmalı. Ve bize şeyi anlatıyor. Kandaş kültüründen hukuka, anaerkil yapıdan ataerkil yapıya. İşte en yüce değerin anne olduğu düzenden en yücelerin hoca olduğu düzene geçiş yapıyor. Şimdi bu milattan önce 500 yılında falan olmadı. Milattan önce en az 5500 yılında oldu. Ama en az. Ama mesela bunu bir oyun olarak biz milattan önce 500 yılı buluyoruz. Yani bir tiyatro eseri olarak. 410 falan. Evet işte yani 5. yüzyıl. Dolayısıyla bu gecikmeleri şiddetle göz önüne almamız lazım. Yani elinde boynuz tutan, işte memeleri sarkmış doğurgan kadını gördüğümüz sırada aslında anaerkil bir düzen vardı demek değil bu. Muhtemelen anaerkil. Şimdi o gecikme şeyin ne zaman başladığı tartışmasına gireriz. Neyse 35 günden bahsediyoruz. Belki başlamamıştı, bilmiyoruz. Yani ben ayrıca boynuzdan daha ilerli değilim bu arada, onu da söyleyeyim. Yani okuyoruz. Şimdi deniz kabuğu mu, boynuz mu? Mesela ben
çok uzun bir süre kadının başını şöyle algıladım. Şöyle algıladım, çene diye. Ve alakası yok, kafasını çevirmiş görüyorum ben. Saçı da yani. İşte yani İskender'de şimdi siz de öyle yaptınız. O yüzü buraya dönüp o saçı. Yani hangisi? Hangisi? Okuyoruz. Deniz kabı. Denizden böyle bir fay. Denizden çıkmaz. Çıkabiliyor. Çıkabiliyor da. Yani çünkü onu deniz kabı olarak okuyabilmek için kafasının şöyle dönüp olması lazım ve kulağına yaklaştırıyor olması lazım. Ama bunu böyle okuduğumuz zaman da ne yapıyoruz? Biz kendi güldüğümüzde denizden çıkmış kabuğu kulağının içinden geldiği vehmedilen sesi dinleyen çok daha çağdaş bir durumu alıp geriye doğru yazmış oluyor. Faaliyet simge sonuçta öyle bakmak gerekmiyor. Deniz kabuğu da olsa, kulağı boynuzu da olsa faaliyet simge olarak anmak lazım. Kadın elinde falus var. Öyle bundan da seyretmiyor mu? Falus demek için fazla erken. Yani ben genellikle derslerimde öğrencilerim tarafından nereye baksan falus görüyorsun kardeşim diye eleştirilen biriyim de. Yani öyle diyorlar. Ben onların yalancısıyım. Bu kadar etkinlik ağırlıklı. Falik simgeyi bulmazsan. Tıklı devam ediyor. Şimdi ben bile bunu çok falik okuyamadım. Ama yani metodolojik itirazımı tartışıyoruz aslında şu anda bizim. Yani ben bunları tek tek yorumlamak istemiyorum. Sorun şu. Bunu falus simgesi diye okuyabiliriz. Tabii ki deniz kabuğu diye de okuyabiliriz. Boğa boynuzu diye okuyabiliriz. Kadın belki keçi boynuzu diyor arkadaşlar. Yani mümkün değil bunu bilmek. Biz ne yapıyoruz? Bugünler belli kabullerimiz var, belli bir teorik çerçevemiz var. Bu teorik çerçeve çok iddialı ve çok net bir çerçeve olabilir. Çok nebulöz, dumansı, bulutsu bir teorik çerçeve olabilir ama gene de bir çerçeve vardır. Biz o çerçeveden bakabiliriz ancak. Yani biz herhangi bir ön yargımız, ön kabulümüz olmadan 35 bin yıl önceki kayaya kazılmış şekle bakamayız. Bakarsak bir şey görmeyiz. Dolayısıyla bu ön kabul var. Sorun şu, bu ön kabulün ön kabul olduğunu bilerek tartışmamız lazım. İtirazım yok ama. Olmadığını bildiğim için söylüyorum. Yani hani bu vurgu eksik kaldı diye söylemeye çalıştım. Neden? Çünkü geçen yüzü olan şeyleri bir net olarak bilemiyoruz aslında. Yani o kadar yazılı account'u olmasına rağmen. Ve ne kadar bilmeye gidersek, bilebileceğimiz şeyin miktarı o kadar azalıyor aslında. Yani benim itiraz ettiğim hatırlarsanız, milattan önce kaçtı? 700. Evet. O arada yahu bir dakika öyle gömülüyormuş, gömülmüyormuş. Yani biz bunu bilemeyiz aslında. Belki milattan önce 1,5 milyon yılda da öyle gömülüyordu. Belki milattan önce 200 bine kadar başlamadılar. Ne yapıyoruz? Biz de bu çıkarsamalar yapıyoruz. Ama yani bir de kemikler var ortada. Karbon. Ki ben buna güvenmiyorum. Yani hani güvence muhakkakı o kadar sattı ki inanamazsınız. Yani güvenmiyorum ve güvenmemek de ısrarlı olacak. Ama yani nükleer bombayı da aynı hesapla patlatıyoruz. Hayır, mutlaka. Mutlaka ama işte yani ben o zamanlamanın içinde sadece yani karbon 14'ün yarılanma hızı yok sadece varsayım olarak. Birçok şey var. Ya o kadar fazla varsayım var ki bu varsayımdan bir tanesi çalışmıyorsa hiçbir şey çalışmıyor. Hayır. Başka şeyler de var. Ağaç halkaları da var. İşte canım. Ayrıca potasyum şimdi en son bulunan şey potasyum da gömülüyor. Bütün bunlar mümkün. Bütün bunlar arasında çok daha kesine yakın şeyler de bilebiliriz. Ama gece kabul ediyor ama ya pozitivizm eleştirisinin de pozitivizmin hakikatini gördüğü yanı unutmaması gerekiyor. Yani pozitivizmin de hakikati olduğu konusunda çok ciddi tutuyorum ben. Nagasaki'de, Hiroşima'da, Uşkun'da görüyoruz. Aa şimdi bir dakika, Doktor Johnson'lık yapmayalım. Yani Psikopos Barkley, Doktor Johnson şey diye eleştirir. Sadece benim algıladığım şeyler vardır, algılamadığım şeyler yoktur iddiasını Barclay'ın. Efendim Barclay yolluyorken ayağı taşı takıldığında düşmüyor mu? Yani şimdi idealist felsefe bu kadar ucuz eleştirilemez diye düşünüyorum. Yani idealist bakış ya da non-pozitivist bakışın bu kadar ucuza eleştirilebileceğini anlıyorum. O zaman da Gazaki nasıl oldu? Oldu tabii, niye olmasın? Yani ben de
gerçek ilmine inanmayarak şu pencereden çıkarsam geriye de düşeceğim, ben bunu biliyorum. Zaten o yüzden gerçek ilmine inanmamı diye bir opsiyonum yok. Yani herkes zaten birkaç kere yarım metre ya da bir metre yükseklikten düşme deneyimi yaşadıktan sonra içgüdüsü olarak gerçek ilmine inanıyor, merak etmeyin. Yani tartıştığımız bu değil ama. Tartıştığımız bir öykü yazıyoruz. Yazdığımızın öykü olduğunu unutmadan tartışalım. Benim tek derdim bu. Bu bir öykü. Başka öyküler yazılabilir. Yazıldı, ileride de yazılacak. Yani hani son, nihai öyküyü yazamayız. Bütün meseleyi çözdük, insanlığın, yani bir benden bugüne bütün evrenin tarihini yazdık kardeşim, biliyoruz dediğimiz gün geldiğinde muhtemelen çok yanlış bir yerde olacağız. Yani. Ya da kıyamet kurucu. Allah'ın bütün isimlerine sahip. Evet. Yani bu da tabii ki benim gene kendi kabul ettiğim teorik çerçeveyle bir ilgisi var. Yani Lacan'cı bir bakışla gittiğimi her zaman söylediğim için kâr etmedim. Daima simgesel sistemin içine çekilemeyen bir gerçek fazlası olacak. Onun için bir önceki anlatan bir şey göster. Daima fazla bir şey kalacak. Yani her şeyi simgeselleştirebildiğimiz an diye bir an yok. Çünkü simgesel sistem insan zihniyle sınırlı, yani sınırlı. Gerçek dediğimiz şey sınırsız, mümkün değil. Siz daima onun içindeki sonsuz küçüklükte bir parçayı simgeselleştiriyorsunuz. Toplasak kaç tane iskelet bulduk? Eksi 1 milyon. Kaç? Çok. Kaç? Saygılım bile ben birkaç tane buldum. Evet ama sonsuz çoklukta. Sonsuz çoklukta değil işte. Sonlu. Halbuki yani o dönemde kaç insansı yaşadı? Mesela yamyamlık konusundaki şeyde itirazım var benim. Yani yamyamlık eğer şöyle tanımlamayacaksak, öldürüp yemek diye tanımlamayacaksak, yamyamlık denilen şeyin ne zaman olduğunu biz asla bilemeyiz. Çünkü hangi cesedin etlerinin gelmiş olduğunu, tamam, hangi cesedin kendi kendine çürüdüğünü bilmemizin bir yolu yok. Ama yamyamlık diye bir gerçek var. Yani. Ha tabii ki var ama mesela İskenderun M.Ö. 5000'de başladığını söyledi. O da bir törensel yamyamlık bence o. Ya, tamam. Ama insanlar ne zaman diğer insanları yiyorlardı. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok benim bu konuda. Yani sen çünkü beyni emilmiş şeyleri söyledin. Yani otorensel yamyam. Kuluklarlar çok önemli. Yani tek bir kişide çıkması bir şey fark ettin mi? Çıkabilir herhangi bir yerde, bir insan başka bir insan. Herhalde aç kalır, yer. Hayır, mesela biz diyelim M.Ö. 200 bin yılında bir kabile üyelerini o kabiledeki doğal nedenlerle ya da kazayla ya da avda ölen bütün diğer üyeleri yemediğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Belki de öyleydi. Ve bu kurumsal bir şey. Yani bilmemizin bir yolu yok. Yani burada bilinemezcilik yapıyor değil. Yapmıyorum. Hayır şu, sadece bu tür yargıları verirken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü özellikle milattan önceye doğru gerilemeye başladığımızda elimizdeki veri sandığımızdan çok daha az. Yani hepimiz dinozorları tanıyoruz değil mi? Yani brontozorun neye benzediğini, tiranozor rex'in neye benzediğini, işte pterodaktilin neye benzediğini biliyoruz. Bilmiyoruz aslında. Bir takım adamlar bir takım kemikleri birleştiriyorlar. Ondan sonra da onun üstüne hayali bir resim çiziyorlar. Hayal. Bir imge o. İmge. Bir imge çiziyorlar üstüne. Muhtemelen kendi kabuslarını çiziyorlar. Arkeologlar. Bir şey sorabilir miyim? Bu biraz şeyi çağrıştırdı. Yazının içeriği çok farklı ama Ulus Baker'in İgnoramus diye bir yazısı evet. Vardı bu psikanaliz sayısında falan evet. Ve temelde bütün psikanalizin terimlerine yaptığı bir eleştiri, onlara karşı işte benim çok kabaca anladığım Spinoza'cı bir ignoramus'u koymayı falan iddia ediyordu. Orada en başlarda sorduğu bir soru vardı. Peki Freud, yani sorulan bir soruyu tekrar edelim. Freud'dan önce bilinç dışı var mıydı? Yani bu temel bir şey içeriyor mu? Genel bir eleştiri, bütün bir psikanalitik. Demin sizin de söylediğiniz anlamda. Yani onu da böyle bir, bu bir teori gibi
bakmanın temel bir sorusu olabilir mi ve nasıl bakıyorsunuz diye. Şimdi merak ediyorum. Freud'un önce bilinçli var mıydı sorusu tabii yani. Ulus'un o çok sevdiğim, keyifli ve sorgulayıcı üslubu için de güzel bir soru ama yani o soruyu şöyle de sorabilirim. Freud'u okumuş olan, evet, Freud'u okumuş olan benden önce bir bilinç dışı var mıydı mesela? Değil mi? Yani bu da aynı geçerlilikte bir soru bu. Şimdi tabii ki Freud'un önce bir bilinç dışı vardı. Tabii ki Lucy diye tanımladığımız biri vardı. İsmi konulmuş. Tabii vardı. Ama biz bunun bütün veçeleriyle tanınabilir olduğunu iddia ettiğimizde yanlış yapmaya başlıyoruz. Ulus her zaman olduğu gibi aşırıya kaçıyor. İgnoramus yani hiçbir şey bilmiyorum. Hayır, bir şeyler biliyoruz. Sadece bildiğimizi gerçeğin tümü zannettiğimiz zaman yanlış yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla evet, ben bilinç dışını çok iyi biliyorum. Bütün mekanizmalarını biliyorum, bütün savunma mekanizmalarını biliyorum. Ne nerede bastırılırsa, ne zaman ne olarak çıkar diyen terapist muhtemelen hastalarda daha beter delirtecektir. Yani bilinç dışı hakkında el yordamıyla bir şeyler biliyoruz. Bir takım mekanizmaların nasıl işlediğini biliyoruz. Bunları da kullanarak iyi bir şeyler yapma şansımız var. İşte yani nedir? Nedir bizim meşhur tıpçı Yunan? Hipokrat. Hipokrat'ın dediğini uyguladığımız sürece çok iyi. Beter etme yeter. Yani temel Hipokrat ilkesidir bu. Peki yani metodolojik düzeyde başka yerden yaklaşayım ben konuya yani. Şimdi boğa ve erkek dediğimizde eminim ilk daha gündelik sağduyu düzeyinde hepimizin kafasında bir şeyler canlanıyor. Yani metodoloji üzerine düşünmek niye önemli? Ve bu verileri hesaba katmak niye önemli ve gelmek istiyorum. Yani şimdi boğa ve erkek dediğimizde yani damızlık, azgın falan filan hepimiz ve erkeklikle ilgili ilk ağızda bir anlaşılırlığı var. Hala bizim için anlamlı olduğu bir yan var ama bunun tarihini okumak ve taşıyabileceği başka anlamları taşımak bunun aslında ne kadar anneye ait bir şey diyor. Yani mesela Apollon'da diyorum ayrıca, tamamen yani. Biliyorum. Mesela Apollon'da diyorum istiyorsa karşılaştığımızda ya da Hermes'te daha ileride yapacağımız ya da Gilgamesh'te. Yani işleri sırtına dönen Gilgamesh'te boğa olan erkeğin yani bu önüme geleni sikerim diye dolaşan erkeğin aslında ne kadar annenin bir uzantısı olduğunu görmek bugün bizim bu imgelerin ne kadar bizim üzerimizde nasıl bir iş gördüğünü okumak bakımından anlamlı diye geliyor bana. O yüzden ben tarihsel derinliğini kavramak yani eski taş çağına 35 bin yıla kadar geri gitmenin de şöyle bir anlamı var ki kolay kolay üstesinden gelebileceğimiz şeyler. Yani bu erkekliğe mahkumuz anlamında hiç söylemiyorum. Yani erkeklik imgelerinden biri ve benim görebildiğim kadarıyla en azısı. Buna ben bir şey ekleyeyim. Şimdi yani veri hazinemizi zenginleştirmeye çalışarak çok yeni şeyler bulamayız aslında. Yani biraz aklımızı kullanarak ilerlesek belki daha iyi olur. Mesela ben şu soruyu sormak isterim. Niye boğa? Yani niye? Niye başka hayvanlar? At mesela de eşek değil ki. At da eşek de beden penis oranı açısından boğadan daha görkemli hayvanlar. Hangi cevabı var mı? Hayır, benim de var. Ama mesela yani eşek özellikle beden penis orantısı açısından en görkemli arkadaşımız. Yani eşek Dionysios'ta alay etmek için kullanılan hayvanlardan. Evet. Yani bu da mesela ortaçağ Mr. Clay'lerde şeytanın sürekli bir takma faldosu taşıması, komik figür, karagözün belindeki faldos filan da bağlantılı bir şey bu da. Boğa ama, bir şey ama niye boğa? Yani boğa, koyun bunlar bir üretim ilişkisini, bir süreci başlatan hayvanlar yani. Onunla da ilişkisi var. Çünkü boğa... Yani eşeği yemiyorsun ama... Evet işte. Boğayı da yiyorsun. Boğayı yemiyor ama ineği yiyor.
ve inek boğadan geliyor. Yani bu değil mi? Yani boğa olursa inek var. Dolayısıyla bir boğanın bu işte hani önde gelen konumda edilmesi için bir ön şart erkeğin üremedeki temel işlevini kabullenmiş olmak. Bak orada şunu da kabul etmem. Yani başta söylediğim oydu. Üretim tarzındaki değişikliğe rağmen imgenin sürekliliği var. Avcılıkta bu, boğanın bu rolü yok. Yok. Ama avcılıkta da boğa var. Tamam, bu bizon olsa o. Peki ama yani şekil olarak, resmedilme biçimi olarak sürekli. Bir şeysi geldiğini ayıramıyoruz, bizondan bizondan. Ayırabiliyoruz. Boğa da bizon da. Yani bitik imgeleri üretim tarzı karşısında bir bağımsızlık var. Hayır, aklımda hep alef var da orada. Orada mı? Bu da aynı yani dil biraz orada başlıyor. Yani hayvan emcileştirmeyle, yani yazılı. Sizinkiler tuhaf. Pardon, ben aşağıda böyle şöyle yapmış bir yapı falan mı? Senin altını seyretmiştim. Tamam. Yine oldu. Tamam.